Saygıdeğer Doğatür TV izleyicileri, yine bir spor gecesinde beraberiz. Moderatörümüz Ali Bey, Ali Sevim kardeşimiz rahatsız dolayısıyla bugün aramızda olmadı. Yine nöbetçi ekip olarak bir arada Ali Bey'in varlığını devam ettireceğiz. Dilimiz döndükçe de Gölcük sporumuzu, sporla ilgili gelişmeleri hep birlikte masaya yatıracağız. Öncelikle Doğatür stüdyolarına konuk olduğunuz için sevgili seyircilerimiz, hepinize hoş geldin diyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Tekrar beraber olma dileğiyle bizlere bu şansı veren de Doğatür TV ve yöneticilerine de 2018 yılının hayırlara vesile olmasıyla güzel programlarını yapması adına hepsine saygılar, sevgiler sunuyoruz. Değerli izleyiciler, gazeteleri şöyle bir 2018 yılında Gölcük Spor olarak neler yazdılar diye değerli abim Halil Küçükparlak'la beraber değerlendirmek adına da baktık kamera arkasında. Bu arada da Halil Küçükparlak abimi de anons etmeden kendi diliyle yeni yayın dönemimize de dilek ve temennileri olurken kendisini tanıtarak sözlerine başlamasını istiyorum. 2018'in ilk programında buradan kameralarımız aracılığıyla Ali kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yokluğunu aratmamaya çalışacağız hocamla birlikte. Hocam siz bugün ne konuşacağız? Gölcük sporumuzu. Bugün şimdi transfer sezonu, yani ara dönemde yılbaşı hesabıyla transfer yapılıyormuşçasına transfer sezonu olarak konuşacağız. Evet. Çünkü niye? Takımlar araya verirken futbolculuklarda forum düşüklüğü, çalışmalarda eksik gördüğü, teknik direktörün gönlüne ve yapısına, oyun sistemine uymayan futbolcularla yollarını ayırması, artı mevcut bulunduğu kadro durumuna göre de yeni kadroya alacakların da gözden geçirilmesi adına hepsini konuşmaya çalışacağız. Evet. Tabii konuşurken de birisinin sazına, birisinin de teline dokunmadan, Gölcük Spor'u da taraftarını da kırmadan söylemeye, sözümüzü aktarmaya çalışacağız. Ama çok kırmadan da mümkün olmuyor işte. Doğruları söyleyince de birileri kırılmış oluyor ama bizim gayemiz kırıp dökmek değil, Gölcük Spor'un daha iyi yerlerde olmasını temin etmek. Evet. Değerli Halil abim, ben dedim ya biraz önce, hani gazetelere beraber baktık. Yok böyle bir sezon diye bir başlık atmış kardeşimizin birisi. Bir başka gazetemizde ne olduk ne bulduk. Kabus gibi ilk yarı. Bu başlıklar çok sert değil mi? Hocam ilk yarının puan cetveline baktığımızda hakikaten kabus gibi olduğunu görürüz. Puan cetvelinin düşme hattının bir üstündeyiz Gölcük Spor'u olarak. Yani düşecek takımlara bir çizgi çekince 7 puan farkıyoruz. 7 puan, evet. Yani, 7 puan düşmeyle bizim aramızda 7 puan var. Evet, 7 puan var. Düşecek takımlar aramızda. 3 puanlık ligde 2 maç kaybedersek oraya düşebileceğiz. Bir şansımız var. Havlu atmış takımlar var altımızda. Diğer gruplar öyle değil. Kocaeli'nin grubu falan daha zorlu gruplar. Onların aralarında birer puan farklı. Gölcük Spor'umuzun grubunda iki tane takım zaten havlu atmış, maçlara falan çıkmayan, eksi puanlar alan, hükmen mağlubiyetler alan takımlar olduğu için biraz daha rahatız ama endişeyi, tehlike çanlarını da benim kulaklarım duyuyor. Duymak istemesek de duyuyor. Yani gerçek bu. Ama bunun nedenlerini mi konuşacağız şimdi? Şimdi nedenlerini konuşalım ama biz önceden tabii planlama içerisinde Gölcük Spor'dan transfer haberleri alırız diye düşünmüştük. Artık bu arada da yöneticilerden, televizyon programımızda, spor gecesinde
konuk çağırırsak, gelen konuğumuza göre de değerlendirmeleri yaparsak dedik, en azından söz sözü açar, söz de ona göre konuşulabilir dedik. Ama buradan görünen o ki, biz önce bir Gölcük Spor'u kalecisinden başlayarak şöyle 11'i değerlendirmek adına, mesela açılmadan önce, sezon açılmadan önce diye gönderilebilir düşündüğümüz futbolcular sezonun sonu, birinci sanki sezon bitiyormuşçasına birinci yarının ilk maçında, son maçından bir maç öncesinde 5 tane adamı ayarladık, gönderiyoruz. Bir hava geldi, hakikaten de doğruymuş o hava. Gönderiyorsun da yerine kimleri alacaksın, onun planını yaptığını alabilecek misin? Göndermek basit de yerini nasıl dolduracağını. O zaman sevgili abim şöyle düşünebilir miyim? Mesela teknik direktör arayışımızda biz sezona kimle başladık? Ramiz Soydaş'la. Ramiz Hoca'yla. Evet. Ramiz Hoca ne oldu ki Ramiz Hoca'yla yollarımız ayrıldı? Şimdi ne oldu? Ben buradan yazılı basından cevap vereyim. Buraya yazmışlar gazeteci arkadaşlarımız. Yönetim kurulunun kaleci antrenörünü göndermek istemesine tepki koyan Ramiz Soydaş beklenmedik bir şekilde görevinden ayrılmıştır. Ben şimdi soruyorum burada. Kaleci antrenörünü kamuoyuna göndermenizin sebebini kamuoyuna açıklamasanız bile Ramiz Hoca'ya açıklama sizin boynunuzun borcuydu. Niçin gönderdiniz? Ramiz Hoca'nın bilgisi olmadan görevden almanızın sebebi neydi? Şimdi Ramiz oraya geçmeden önce şöyle düşünelim. Göndermek demek hocaya sen de git demek. Git demektir. Oraya geçmeden önce ben onu söyleyeceğimi düşündüm mü? Biraz önce de konuştuk ya daha evet, konuları hocam. Ama şöyle düşünelim. Yani teknik direktörü biz tercih ettiğimizde teknik direktör sipsivri kendi haliyle mi geliyor, ekibiyle mi geliyor? Önce onu sevgili seyircilerimize de bir açıklamak adına, bilgi adına. Hiçbir teknik direktör, hiçbir müdür, hiçbir yönetici valizini alıp elini kolunu sallayarak bir yere gelmez. Eğer gelirse zaten başarılı olmaz. Gelen kişi yönetimiyle, alt kadrosuyla birlikte gelmesi lazım. Şimdi hocam siz eğitimcisiniz. Sizi bilmem ne kolejine, ticari bir kolej, özel okul, müdür olarak anlaşsa bir okulun patronu, siz de doğal olarak 3 tane müdür yardımcısıyla birlikte gitmeniz lazım. Orada başarılı olmanızın şeyi öyle değil mi? Yani ben nasıl yani, bir fikrim bu? Yani devlet tecrübesinde de öyle, yani, siyasi erkte de öyle. Aklın yolu da bir. Aklın yolu da bir olarak bizim Gölcük Spor gibi ta birinciliğe devam alınan Süper Lig'de de öyle. Ha, Süper Lig'de de ben yine birkaç gündür aradan dolayı gazetelerin spor sayfalarını böyle tarıyorum. Bu arada da İmparator lakaplı bizim Fatih Terim sağ olsun Galatasaray'la yine aynen vitrin misali seyirci etrafını almış. Onunla bir bakın, beraber ekip kadar, olarak nereye kadar hem gazeteye hem görsel basına, yazılı basına şurayla görüştük, burayla anlaştık. Ta işte kaleci antrenörü Taferel'i getiriyorum. Ondan sonra Hasan Şaş geldi diyor. Ben de notları da almıştım. Yardımcısı olarak Hasan Şaş mı aldı? Hasan Şaş'la görüşmüş. Ondan sonra Ümit Davalay'la da görüşmüş. Yani pozisyon yani gereği... Talebeleri zaten eski talebelerini yardımcısı. Mutlaka. Şimdi hani bir kere kendini alırken Özbek yönetimi mutlaka Fatih Hocam sen geleceksin ama biz seni sipsivri istiyoruz. Alt grubunda biz sahin ederiz dememiştir. Zaten desin de kimse Fatih onu kabul etmemesi gerekir. Etmez de. Fatih de etmez, başka biri de etmez. Yani sırf Fatih de öyle değil ki. Atıyorum Aykut Kocaman da gittiği zaman Fener'e ekibiyle gelmiştir. Konya'ya gitti aynı şekilde. Ekibiyle evet. Gitmiştir. Fener'e de ekibiyle gelmiştir. Konya'da başka bir ekip yapmıştır daha mütevazi. Fener'de daha geniş bir kadro yapmıştır.
Şenol Güneş Beşiktaş'a gidince kadro yapmıştır. Yani başarılı olmak için alt kadrosuyla birlikte çalışması lazım hocam. Siz de bir yere gitseniz kendinize güvendiğiniz adamları almanız lazım. Ben de bir yere gitsem İbrahim hocam ben güvenirim. Ben yoksam ben arkamı dönersem arkamdan kimse hançerlemez beni. Güvendiğim bir adam olsun isterim. Yani demek zaten şeyi evet. Aklın yolu bir başarının anahtarı tekrar yeni baştan keşfetmeye gerek yok. Bunlar denenmiş. Başarılı olmanın yolları onları kabul edilmiş şey, kurallar yani. Bunu tekrar. Geçen hafta sevgili hocam geçen hafta yeni hani spor adamlarını buldu mu spor konuşuyoruz. Tabii ilk cümlem de Gölcük Spor oldu. Dedim ki Gölcük Spor mesela yani daha başarılı olma hesabını yaparken mevcut durumunu korumasını gönlümden istiyorum. Neden diye sorarsan endişe taşıyorum dedim. Çünkü dedim yani şimdi biz Gölcük Spor'u şampiyonluğa doğru götürecek hem yönetim hem teknik direktörü beklerken yönetimde böyle bir düşüş hissediyorum. İster hareket olsun, ister Gölcük'e verdiği sinerji olsun. Aynı zamanda bunu takıma da yansıdığını gördüm. Tabii ben sağ olsun genel yayın yönetmenim Ferhat Tosun kardeşim canlı yayında Gölcük stadında bir Gölcük Spor maçında teknik direktörle yine anlaşmışlardı. Evet, ilk maçıydı. İlk maçıydı. Şimdi 3 gün önce geldim demişlerdi. Evet. Yani orada konuşurken hocanın söylemesi yani ben çok gördüğüm anlamda değil. Kayhan hocam dedi ki ben bu takımı 3 gün oldu geleli ilk defa gördüm. Ha, şu 10 numaralı futbolcu kimdir deseniz hiçbirisini tanımıyorum dedi. Çünkü ben bir yönetici olarak diyorsunuz ya, yani bir yerde güç, kuvvet, emek sarf edeceksiniz. En azından geleceğin takıma gelmeden önce ne olursa olsun birileri garipsedi benim o cümlemi ama ben anlayışıma, bir spor adamı olarak benim anlayışıma ben oraya geleceksem dosta düşmana değil, gönüldaşlarıma en azından iki futbolcu adına isimlerini söylersem o futbolcu kardeşim, sporcu kardeşim bana inanır. Bak maşallah ya hocam benim ismimle hitap etti, beni tanıyor. Sağımı oynayacağımı, solumu vuracağımı biliyor derdi. Bu insan yapısına tabii, uygun bir davranış. Şimdi orada canlı yayın yapıyoruz. İzmit'in de yani Kocaeli'nin de değişik alanlarından gelen spor camiasının insanları var. Hatta ben tribünde otururken konuşmalarında ben sesli düşündüm. Sesli düşünmemde sevgili hocam. Ya dedim işte hocam şunu almış ama ya 15 dakikada bir sporcunun su içmesi bana garip geldi. Evet. Garip geldi. Bu futbolcular evet bu futbolcular da oraya o havaya girecekken havayı da biliyorlar. Özelliklerini de biliyorlar. Antrenman uzmanını da biliyorlar. Ekibini de tanıyorlar. Ya şimdi bir vitrine çıkıyorsun. İlk günde daha. Vitrine çıkarken en azından tribüne de oynamak gerekiyor. Mutlaka. Yani yeni görücüye çıkıyorsun her şeyle. Yani şimdi ben oradan hani bu takım hiç mi antrenman yapmadı? Hiç mi çalışmadı? Ha bunu hoca yapamasa bile hoca da yeni geldi ya. Ama ben Gölcük Spor'un yöneticisi ve de ekibimle beraber bu takımda görev alacaksam sahaya çıkacak kim varsa malzemecisinden teknik direktörüne kadar hepsinin hazır olmasını görmek isterdim. Mutlaka. Yani bu bir yöneticilik. Şimdi ben Ali Bey yönetiyordu diye kavramda öyle olsun böyle olsun dedi mi biz de ona göre bakıyorduk. Ama şimdi sevgili izleyiciler, sözlerim yanlış anlaşılmasın. Yani bir takıma gönül veren kardeşlerin umutları olarak da tükenmişliği yaşamalarını istemiyoruz. Biz Gölcük'ün evladıyız, Gölcük'ün taraftarıyız, Gölcük'ün anlayışıyız.
Diğerlere olmasını istiyor gönlüm. Diğerlere ben de 35 yıldır bu memleketin açını ekmeğini yiyen çoluğum çocuğum burada büyümüş. Yani. Buralıyım ve spor camiası adına da Gölcük Spor ve Gölcük olarak bütünleşmiş bir özelliği var. Artı ben her konuşmanın içinde de araya bir pasaj olarak şunu söylerdim. Ya bu takımı ben üçüncülükte görmek istemiyorum kardeşim. Bunun ikisi var. Bunun biri var. E bunu süper de olsun. Yani birkaç sene önce söyleyince bunu hayal bir ilçe takımı Süper Lig'de olur mu deniyordu. Şimdi iki tane ilçe takımı Süper Lig'de takır takır top oynuyorlar. Ya en basit canlı olay Antalya. Alanya Spor. Alanya Spor, Antalya Spor. Ha şimdi, niye olmasın? Ha şimdi Akhisar Spor, Akhisar da bir ilçe. Yani Akhisar da ilçe, çok ilçelerimiz var. Ama şimdi buradan şuna baktığımızda sevgili abim, yani hedefi koyduğun zaman bu hedefler bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık değil. Doğru. Yani uzun vadeli bir hedef, o taşlar bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi oynasa bile yerinden takımı etkilemeyecek, yönetimi etkilemeyecek, Gölcük'ü etkilemeyecek, Türkiye genelinde mücadelesini sürdürecek. Şimdi ben bilmiyorum, dikkatini çekti mi? Gaziantep Spor iki tane takımla ligde değerlendiriliyor. Ben o takımın yapısını da beraberce yaşadım. Üçüncü ligden biri, ikiden bire çıktığını 3 yıl üst üste gördüm. 3 yıl üst üste bir takım üçüncü ligden birinci lige çıktı. Gaziantep Spor. Şimdi de tesisyonlu biri. Evet. Üçüncü ligde bizim üçüncü ligde, birisi de birinci ligde. Süper Lig'den düştü işte. İşte bir yani şuradan geleceğim. Hani düşmeyden ziyade takımı kapattı Gaziantep Spor. Evet. Takımı kapattı. Takımı kapattı derken her şeyle Gaziantep Spor kenara çekildim dedi. Bugün de haberleri izlerken tabii içime bir acı çöktü. Yani ben buradan şunu anlatmak için söylüyorum. Biz Kocaeli olarak, Kocaeli Spor'un ligde olan takımları olarak hiyerarşik anlamda mesela Fenerbahçe varsayalım İstanbul'dan şunu yapardı. İstanbul'daki İstanbul Spor'a derdi ki benim genç takımım sende olacak. Tabii ne diyorlar ona? Ya PAF takımı, eskiden PAF takımı diye geçiyordu. Altyapısını değişik şeyler, şimdi U15, 18, 21 öyle gidiyor. Yani faal olsunlar diye. Buradan şuraya varmak istiyorum. Yani Kocaeli Spor'da, Kocaeli Birlik Spor'da, Kocaeli Gençler Birliği'de, Kocaeli Gölcük Spor'da, Kocaeli'nin canı ciğeri. Evet, tabii. Bunlar birbirlerine destek olmazsa diğerler hiçbirine destek olmaz. Geçen sene birbirimize kırdırdı federasyon. İşte ben onu hala içimden atamadım. Evet. Hala da içimde o bir acıdır. Yani son yükselme maçını Kocaeli Spor'la Gölcük Spor yapıyor. Yani Kocaeli Spor ne olursa olsun hani merkez, büyükşehir takım olarak da Kocaeli temsil ediyor diye düşünüyor. Ondan sonra hocama Gölcük efendim Kocaeli Spor'un üstüne nasıl olur? Biz buradan Kocaeli'ye maç seyretmeye gittik. Emniyet güçleri rakip takım diye bizi bilmem otobanda yani beraber. Yani bir hayli yani ya, işte, Kocaeli'nin içerisinden gidemedik işte, otobanda. Rakip takımlar öyle gönderdi. Öyle gönderdi. Ya şimdi burada bir Gölcük Spor'un canlı olarak yaşamasını bütün birimlerle beraber sürdürmek zorundayız. Evet. Ha, hani Anadolu'da bir tabir var. Lafı uzattım. Sevgili izleyicilerim bağışlasınlar beni. Bir yerden bir yere geçerek gelişimizi buraya kadar gelişimizi tesadüfen gelmediğimizi başarıda da başarısızlıkta da bir yerde başarısızlık varsa hepsinde birden oluyor hocam. Olabiliyor ama işte biz tabii bunları da görerek yani biz kendimizi de demek ki Kocaeli kavramda desteği alamıyorsak Gölcük için de bütünlüğü sağlamayı yapmalıyız. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte gazeteler de onu şey yapmışlar. Sırf Gölcük Spor tehlikeli durumda olan Gölcük Spor değil ki
Kocaeli'nin 4 tane profesyonel takım var. 4 takım da yerlerde sürünüyor. Hepsi ilk sezonda, sezonun ilk yarısında hocalarını değiştirmişler. Bir hocayla, aynı hocayla devam eden takımımız yok. Yani işte Kocaeli birlikte Cem Sinan'la yollar ayrılıyor. Kocaeli Spor. Cem Sinan'dan sonra Ali Gürdal geldi. Ondan sonra Bülent Batırman geldi. Bir sezonda, daha bir sezonun yarısında, yarısını 3 teknik direktör işte ayrılmış. Bir tek Darıca galiba şu anda. Yani psikolojisiyle devam eden. Şimdi Ümit Metin Yıldız ayrıldı Kocaeli Spor'dan. Yerine Fatih Kavlak geldi. Ümit Metin Yıldız, Fatih Kavlak'ın ardından şimdi Garip Gündoğdu geldi. O da üçü tazeledi. Evet, sezonu, ondan sonra yarım sezonu. Yani şimdi yarım sezonu 3 teknik direktör. Yani bir de ben buradan şunu sorayım. Sevgili izleyicilerin bazıları bilirler. Doğrudan doğruya da yönetim kurulunda da ilgileri olan ailelerde görüş alışverişleri olanlar vardır. Hal öyle olunca da mesela bu gelen teknik direktör yönetim tarafından ayrı ediliyorsa şartnamelerine koyduklarında mutlaka karşılıklı çekinceleri vardır. Evet. Karşılıklı çekinceler içerisinde en azından ben kardeşim istifa eder gidersem sizden para almayacağım. Hiçbir hakkımı da istemeyeceğim. Hani Anadolu tabirince konuşursak. Evet. Ama resmi bir prosedürde bir anlaşma varsa, beni gönderirseniz, resmi anlaşma varsa o zaman beni gönderseniz, Fatih Terim'i milli takımdan bilmem 3 trilyon alacağım var diye dava açmış. Evet. Dava açmış ya. Hı. Şimdi tabii yani alt taraftaki çalkantılar biliyor musun? Yani ben Kocaeli'deki takımları, 1. Lig'de, Süper Lig'deki takımları izlerken bu benim korkumdu. Bunun yaşandığı için dinlendirmiyorlar. Televizyon yorumcularını da benim kaderimde beraber aynı yaşadığımız, aynı özellikleri değerlendirdiğimiz arkadaşlarım vardı Ankara'dan. Yani mesela ben geçmiş günlerden bir şey, nur içinde yatsın. Gençler Birliği'nden Rüzgar'ın oğlu Zeynel vardı. Ben ona antrenman verirdim. Bahçeli evlere giderken Beşerler'de futbol sahamız vardı. Mesela şimdi İstanbul şeylerin bütün televizyon seyircilerin Türkiye genelinde de seyrettiği eski bizim teknik direktör kavramı açısından oraya pek uzanmadı ama futbolculuk hayatı Ankara Demirspor'daydı. Sonrasında da hakemliğe geçerek uzaktan böyle düdük çalarak Erman Toroğlu'yu hocaların hocası olarak televizyon programını izlerken Şerbirliğinde falan da oynadı galiba Ankara Spor'da. Yani Ankara Demirspor'da da en fazla oradan ben zaten düz bir adamdı, kırık dökükler çok olurdu. En korktuğum da bir Ankara Demirspor Fenerbahçe maçında Can Bartu oynuyordu. Evet. İtalya'dan dönmüştü. O tarihte onu izlerken ibadet dedim. Şimdi ayaktan, bilekten, dizden ve kalçadan çalım atıyordu Can Bartu. Evet. Birileri anlamayabilir tabii. Çok ince ibareleri. Çok ince. Ben bir örnek açısından günü yad etmek adına söylüyorum. Tam sağ köşe kornerden topu çekti. Oradan bir orta çıkarttı. Bir orta çıkarttı. Bütün saha ayaktaydı Can Bartu. Şimdi tabii böyle futbolcuları görmek adına, böyle futbolcuları da yaşamak adına gördüğümü gelip de hani 3. Lig aşağı görmek istemiyorum. Bu özellikleri diyorum ki benim gençlerim de buna layık. Benim gençlerim de bunda olmalı. Gölcük Spor da buna layık. Yani yönetim kurulunu oluşturan kardeşlerimiz bu örnekleri çok veriyorum. Bunu ısrarla kusuruma bakmasına vermek zorundayım. Bizim meşhur kendini meşhur ettirdiği takım Trabzonspor olan bizim Ünal kardeşimiz. Hı. Milli takımdır. Hatta en sonunda bir teknik direktörlüğü de vardı.
Ünal Karaman. Hı, evet. Şimdi Gaziantep Spor alacaklar. Basri Dilimli'de de teknik direktör. Hı. Fenerbahçe'nin meşhur Acar futbolcusu. Yönetici kale filan top şu bu hak getire. Adamın desteği varsa, ekonomik gücü de var diye getirdiler. Sen büyüğümüz olarak başımızda ol, futbol işini biz yöneteceğiz, para işini sen yöneteceksin dediler. Şimdi tabii ne de olsa kulübün başkanı ya, getirirken adamı gösteriyorlar. Doğu Güneydoğu'nun insanı gücüne, kasına, etine, buduna dikkat eder. Yani yapı açısından bakıyorum sıska var. Çelimsiz geldi Ünal Karaman. Şimdi dedi itiraz ederek ekibe de böyle transfer ekibi de sağ şeydiler. Ben de oradayım. Şimdi bu adam dedi bu topu alıp bu çatalı atar mı? Yani kaleye çatal diyor Sevgili Başkan. Ama işin özünü söylüyor orada. Değerli abi. İşte. Yani diyor bu adam, adamı baktı, et yok, but yok, kol yok, çelimsiz kardeşimiz. Yer mi atar mı? Ünal kardeşim dünya üçüncü maçında da oynadı Seul'de. Orada da emekleri var. Millidir. Trabzonspor'da da mücadelesini verdi. Milli takımda da Fatih Terim'in yardımcısıydı biliyorsun. Evet. Şimdi nereden nereye? Şimdi ya diyeceğim şu, yani takımlar bu özelliği yaşarken bir transfer komitesi oluştururken en azından hani ekipte de bilenler olmalı. Bilenler de şahsi menfaatleri sırf türbüne, sırf konuya komşuya reklam olsun diye yola çıkmamalı gerekiyor. Çünkü en alttan en üste kadar Göncü Spor'da herkesin teri var. Herkesin emeği var. Herkesin de beklentisi ve ideali var. Evet. Yani ben şimdi orada Kayhan Hocam bağışlasın beni. Ya ben adamları tanımam. Şunlar bunları tanımam. İyi de tanımazsan sahaya çıkarttığın futbolculara senin kaleci antrenörün de yok. Ekibinle de gelmedin. Öteki ekip de en azından Rami Soydaş Hocam'ın da ekibi varsa sana da tam bilgi vermediyse ilk 11'i sahaya kimin sayesinde çıkarttın Kayhan Hocam? Demezler mi adam? Derler. Sonra yani ikinci maç dedik yok. Üçüncü maç dedik yok. Hatta sevgili başkanın Ahmet Şahin Bey'in bir cümlesi vardı. Ya yine eski kabusu mu yaşayacağız? 6-7 maç kaybederek mi geleceğiz dedi. Şimdi niye böyle biz kabuslarla Gölcük Spor'u bu alanın içerisine tutalım? Ne hakkımız var? Şimdi hocam evet hepimiz üzülüyoruz. Gölcük Spor'un düşme hattının bir üstünde bulunması. Bulunduğu yer Gölcük Spor'un layık olduğu yer değil yani. Hep maça gidiyoruz. Maçta sanki basın tribündeki oturduğumuz koltuk güzel de bir koltuk ama bana şey gibi geliyor sanki iğnenin üstünde oturuyoruz. İğneli fıçı. Yani dedi şöyle bir rahat oturup maç seyredemiyoruz. Niye? Ya yeniliyorca beraber kalıyoruz. Galip gelsek bile 1-0 aman işte bilmem ne son dakika rakip şey yapıyor cuma diyor yakalayın tutun adamı vurdurmayın bari. Yani şimdi mesela transfer yaptık yapamadık giden git. Şimdi benim şahsi görüşüm hocam ne dersiniz bilmiyorum siz. İleriye dönük hani planlı birkaç ileriye dönük yatırım dediniz ya. Evet. Ben sizin o sözünüzü çok önemsedim. Çünkü benim daha önceden de devamlı kafama bana doğru gelen bir şeyi siz aynı doğruda buluştuk yani birçok şeyde buluştuğumuz gibi. Şimdi taşıma suyuna değer gönderin, oradan al, buradan al, bilmiyorum bir şey paramız yetmiyor, borçtan. Bir tane kaleci çıkardık, değer gönderden geldi, takımı sırtta da götürdü çocuk. İşte. Şimdi bence yardımcı, yani. Çünkü Gölcük'ten eski futbolcularımız, hocalar
falan var. Görevlendiriyor. 5-6 tane. Hemen oraya bir noktayla değil, bir virgülle girelim. Şimdi diyelim ki bizim Gölcük Spor'un yönetiminde işte genç oyuncuları takip eden bir komitemiz var mı? İşte bu komitede yok demek. Diyelim ki mahalli lideri takip ediyor mu? Sen şuradan mı? Etmiyor demek ki. Bir tane adamı Değirmendere'den aldık, kaleciyi. Onu da Değirmendere Spor'un başkanı, Gölcük Spor'un yönetimindeydi. O getirdi tesadüfen. Yoksa yani Değirmendere Spor'un başkanı da yönetimde olmasaydı otobüsü de sesini duyuramazdı yani. Yani anladım. Ama ben bir bitireyim. Belki sorunuzun cevabı da benim cümlemin devamında gelecek. 5 tane 10 tane izleme komitesi olup ilimizde oynanan bütün amatör maçları izlemeli bunlar. Atıyorum Eşme Spor'dan Gebze bilmem Orhan Gazi Spor bilmem maçı nereyse her hafta cumartesi pazar bütün amatör maçları izlemeliyiz. Oralardan bizim Gölcük Spor'un madem paramız yok, arkamızda bir sponsor firma yok, bulamadık. Ben bütün hayalim, geldin, evet. Benim bütün hayalim sanayi kenti Kocaeli'nin bir ilçesi olan hemen ilçemizde sanayi Türkiye'nin dünyanın dev sanayi kuruluşları olan bir ilçe, donanma kenti bir ilçe. Benim bütün hayalim bir sponsor firma bulup göğsümüze yazdırıp göğsümüzü geri geri oynamaktı. Madem o olmuyor, sponsor firma bulamıyoruz. Mesela biz şimdi transfer yapmasaydık da böyle dediğim gibi amatör kümeden toplayıp 8 kişi, ilk 11'den 8'ini amatörden profesyonel yaptırdığımız Kocaeli'nin çocuklarıyla 3-4 tane takviyeyle oynasaydık daha mı kötü sonuç alırdık? Yine en kötü puan durumunda burada olurduk yani. Şimdi sevgili abim, benim korkum Allah'a esirgesin. Yani ben niye korkuyorum? Yani ya düştükse ne olacak deme şansın da yok. Yok yani, yani biz üçüncü diye gayya koysun. Yani üçüncü diyeden düşer isek bir de yani zannetmiyorum olur. Güç yok, kuvvet yok, destek para yok, para yok. Bu işin uzmanı da ekip yok. Evet. Yani alttan yetiştirelim de altta birbirlerine döverek başka bir şey söylemek istemiyorum. Mahalli lider birbirlerine mahalle komşular olduğu halde savaşlar meydana geliyor. Evet. Ya hal böyle olunca o çocukları biz spor mu sevdireceğiz? Futbolcu mu yetiştireceğiz? Milli takıma mı göndereceğiz? Yani nasıl olacak? Değerli abim yani işte, ben düşündükçe yani Gölcük Spor kavramı olarak düşünmüyorum. Gölcük Spor bizim aynamız. Gölcük Spor A milli takımın aynası. Yani ben şimdi Fatih Terim biz bu beyaz camlar var ya, beyaz camlar eskiden renkli cam olsaydı, beyaz cam renkli olsaydı reklamı fazla oluyor. Evet. Efendim Galatasaray'a Fatih Terim gelirse dünyaya uçurur. Ya dünyaya uçurur da Fatih Terim üçüncü gitti, dördüncü geliyor. Hocam ya buradan Gölcük Spor düşmek adına söylüyorum. Bununla ilgili Fatih Terim'e bağlantı yapacağım şimdi. Şimdi isimler üzerinden girmeden politikaya hafif kenarından girip örnek olsun diye vereceğim. Geçmiş senelerde bir partinin birisi bir eski politikacılardan birisini bir ilçe belediye başkanlığına aday göstermişler de ben dedim ki ya neden yani neden bunu işte ancak bundan kazanırız dedi. Bir parti yöneticisi bana. Ben dedim ki yazık yani, yazıklar olsun dedim. Bir ikinci adam çıkaramadıysanız yazıklar olsun. Şimdi Fatih Terim'e buradan hemen bağlantı yapıp Fatih Terim bence bu o 2000 senesi miydi Avrupa'da başarı kazandı. Evet, evet. Bir tek o başarı kazandı Avrupa'da. Bir tek başarısı oydu. O da çok iyi bir kadrodu. Ben işte Taparelliler bilmem ne, çok iyi bir kadrodu. Hacı vardı. Bir araya gelmesiyle. Evet. Bir de yoğunlukta 4-3'te bizim milliydi. Ha, evet yani. Galatasaray'ın Türkiye'de. Yani o
o kadronun bir araya gelmesiyle başarıyı yakaladı. Ondan sonra ikinci gelişimde öyle başarılı olmadı. Milli takımda Şenol Güneş ondan çok daha güzel başarı kazandı. Milli takımda bir başarısı yok. Fatih Terim'i şimdi aldım. Bakalım ne olacak. Bana kalırsa Fatih Galatasaray'ın yöneticisi veya başkan ben olsam Fatih'i hiç almazdım. Çünkü zaten başarıya doymuş, paraya doymuş. Bilmem şan şöhret bilmem ne hepsini yakalamış. Yani Hamza çok daha başarılı olurdu. Aç adam, genç adam, karakteri düzgün adam, kebapçı restoran falan basmaz bilmem ne. Yani bana kalırsa Hamza gelsin bilmem çok daha iyi olurdu. O da ayrı bir konu tabii ki. Ya ayrı konu değil ama birbirine benzer konular evet. Ama birbirine benzer derken Gürcüspor'un bundan ders çıkarması gereken konular. Yani evet. Farklı bir olay değil. Yani profesyonel yönetici derken ben ısrarla şu kötüdür bu anlamda, şu iyi değildir düşünmedim. Aklımdan da öyle bir şey geçmez. Profesyonel yönetici işini bilen, takımı bilen, bölgesini bilen, spordan anlayan evet. Artı sahaya çıktığı zaman da en azından teknik direktöründe nasıl bir takımını çıkarttığından da haberi olan anlamında söylemek istiyorum. Doğru, tabii. Yani sadece şu adam çok popülaritesi fazladır, cebinde de şu kadar milyarları harcadı anlamında düşünerek takımı başarısız ettikten sonra o insana da yazık, onun emeğine de yazık. Yani bu Ahmet Şahin olur, sevgili başkanım bir başkası da olur. Evet tabii canım. Yani harcanan şirket. Onun nasıl üzüldüğünü yani, biz de görüyoruz. Ya yani. Bunu da şunun için söylüyorum. Şimdi diyor ki yolcu Mansur, ayağına top değmedi kardeşim. Evet yani. Şimdi Enes Çeveci bir dakika bile oynamadan gönderdik kardeşimizi. Ya bir dakika oynama biz o kadar lüks müyüz? Biz o kadar para. Peki bonkeri nasıl aldık? Bankeri nasıl aldık? Kim takip etti de? Kim tavsiye etti de? Niye yani, aldık? Şimdi büyük transfer, umutlara transfer eden Furkan Sakın. Ne kadar oynadı kardeş? Oynadıysa beklenen performansı göstermedi. Bir de ben sevgili izleyicilerin bağışlasınlar beni. Tribündeyiz. Tribünde de taraftarın olsun, tribüne gelen misafir izleyicilerimiz olsun onların nabızlarını tutuyorum. Evet. Diyor ki orada tabii destek olurken ya bizim çocuk bizim çocuk dediğin çocuğu yarın devre zor sahada tutuyoruz. Koşmuyor, etmiyor. Ya şimdi ben izliyorum. Futbolda bizim çocuk diye hatırı şey anlatılmaz ki. Ya işte bizim yani, çocuk. Ya bizim çocuk işte yürüyor, yürüyerek top oynuyor. Yürüyerek top ne de görmüş oynamayı. Yani ne kadar teknik özelliklerin sağlam olsa dahi ya bir kere 60 beden, 60 kalça, 60 göğüs olan bir adamın düz bir adam, eğilmesi yok. Yani ne düşünürsen düşün, böyle bir pozisyonda olan kardeşimin sahaya çıkıyor, bizim çocuk. Hocam bizim çocuk şimdi bak eski hocalardan birisinin anısını okumuştum ben de, röportaj yapmışlar. Meşhur, şu anda ismini tam yanlış söylemek istemiyorum. İsmi de önemli değil zaten. İşte yöneticiler bizim çocuğa forma ver, filana forma ver falan. En sonunda isyan etmiş. Takım formaları soyunma odasında çivilere, işte orada askılara asmış. Kimseye forma vermiyorum. Kim hak ettiyse alsın gitsin demiş. Yani önce hak ediyor musun ya? Hak etme meselesi. Yani şimdi, forma ver. Dünya basını veya diyelim ki İspanya basını olsun, Barcelona ile Real Madrid'in son maçını değerlendirmişler. Evet. Son maçında da Messi'yi ele almışlar ısrarla. Ronaldo biliyorsun yine dünyanın süper yıldızı oldu dedi. Şimdi dünyanın süper yıldızı olduğunda yani kişinin aynasıdır, lafa bakılmaz. Aynen. Özdeyişinden düşünerek. Kişinin lafı oldu. Yani baktığımızda ben şimdi eğer dünyanın süper yıldızı olarak evet Ronaldo iyiydi ama çöküş var bunlar şu an. Evet. Yani böyle bir ortamda Real Madrid gibi takımın 100-0 kendi sahasına yenilmesini içine nasıl sindirdi? Birincisi bu. Evet. İkincisi de
Efendim durarak oynuyormuş Messi. Şimdi durarak oynayan adamın seceresini çıkarmışlar maç esasında durarak oynadığına göre. Bir asist yapmış, bir gol atmış, takım grubuna da katılmış. Yani takımla beraber koşmuş. Geriye gelmiş, yan topları almış, açıklarda bulunmuş. Yani takımın havasına uymuş, sırıtmamış. Evet. Adama bakıyorsun, 3 golde ikisi pay var. Birisi direkt, birisi de %50. Evet yani. Değil mi abi? Aynen. Şimdi ölçü, 1,5 gol onun. Evet. 1,5 gol olan bir adama diyoruz ki hem de rakibin sahasında 3 tane gol atıyor Barcelona, Real Madrid'e. İyi oyuncuya da, kaliteli oyuncuya'dan ziyade aynı zamanda da karakterli olan Messi'ye, çünkü takım ruhu var, ekip ruhu var, arkadaşlık ruhu var, beceri var. Bir de şu var, bakın bir yerden bir yere geçiyoruz. Değerli izleyiciler, bağışlasınlar beni. İçim acıyor. Kimden dolayı içim acıyor? Yani ben bizim Gölcü Spor'u düşünürken orada Fenerbahçe'nin iki yıldızını da söylemeden geçemeyeceğim. Birisi meşhur Bursa Spor'dan alınan, ikisi de Bursa Spor'dan alınan. Tahmin et kimlerdi bunlar abi? Volkan. Yok, futbolcu. Kaleci değil. Volkan Trabzonspor'da. Volkan Trabzon'da mı geldi? Şener. Birisi Alper. Alper Eskişehir'den geldi. Yani. Alper şeyden, Bursa Spor'dan. Evet. Doğru. Birisi de Tufan. Evet, Tufan. Evet. Şimdi Tufan'ı takımdan gönderiyor. Gönderiyor de adam oynamadı. Kilolandı, göbeklendi. Hmm. Tamam, milli takımda da yedek oynadı. Yani eski Tufan mı? Ha, eski Tufan olsaydı gece hayatlarına olmazdı. Bir de ben şunu düşünüyorum. Bizim Gölcük Spor'dan en alttan en üste kadar bütün seyircilerine dikkatini çekerek soruyorum. Ya ben şu kadar para veriyorum. Ve üst liglerde oynayan takımlarımız da borsada. Yani Türkiye'nin ekonomisine evet, yön veriyor. Ekonomisine yön veriyor. O borsadan onun hisselerini alıyorlar. Yani binlerce kişi hissesini alıyor. Onların destek veriyor hissesini alarak da. Ve %80 de ta neredeyse ikincilikte de bir hayli var. Dünyanın yabancı futbolcusunu da alıyoruz. Evet. Ya şimdi dünyanın yabancı futbolcusuna karşı mıyım? Değilim. Ben şuradan, karşı mı hocam? Hayır, şuradan karşı değilim. En azından bu kadar sınırsız olmasına karşı. Yani şuradan karşı değilim. Yani birbirine görerek, anlayarak, yani tekniklerini, mantalitelerini düşünerek. 4'te 5'e sınırlandırılıyor da şimdi Galatasaray 11 yabancıyla çıkmıştı ilk. Şimdi yine bunu konuştuk, hatırlıyor musun? Evet. Osmanlı Spor sahaya çıkıyor. Demiştim ya, Allah Allah, bu Osmanlı Spor mu, yanlış mı? Bizanslılar mı? Yani Osmanlı zamanında Bizanslılar var ya. Bizanslılar Osmanlı koymuşum. 11 futbolcu yabancı. 11 tane. Yani sahaya çıkan var ya. Kefere'yi oynatıyorsun şimdi. Yani şimdi o tarihi... Takımı değiştir, adını değiştir takımı. Şimdi o zaman yani oturdukları yer, bulundukları ortam, artı takım olarak. Ya sen şu kadar milyon doları verdin Alper'e, milyon doları verdin Tufan'a. Gece hayatında gazetelere çıkmışlar. Dünkü Ozan, gazeteye. Ozan Tufan dedi. Ozan Tufan. Evet. Fark etmez yani. Tufan da Ozan da aynı isim. Yani ikisi de Bursa Spor'dan da geçti. Ezecelesini biliyorum da etkilendiğim için, içim ezildiği abi, için. Abi şimdi o yani isimler aslında çok önemli değil bence. Bak isimler neden önemli? Önemli. Şimdi bir üste baktığın anda karanlık dünyası olan insanlar bu gibi gençlerin geleceğini dinamit diyor. Abi işte dolayısıyla milli takıma adam gönderemiyor. Bursa'dan, Eskişehir'den, Sakarya'dan, bilmem nereden 20 yaşında çocuğu Fenerbahçe, Galatasaray beğeniyor, alıyorlar. 3 trilyon. Yani çocuğun sülalesi bir araya gelse bütün talukatı bilmem nesi bütün şeyini, birikimlerini bir araya getirseler onun yarısı etmez. Adamı İstanbul'a getiriyorlar, 3 trilyon para veriyorlar. Çocuk şaşırıyor, ne yapacağını, dengesi bozuluyor. Yani zaten tahsil yok, kendini geliştirmemiş, bilmem parasını idare etmeyi bilmiyor. Tabii biraz da şımarıyor, para var, bilmem. Beyoğlu'na çıkıyor işte, Fener'de bilmem
Alper diyorlar, bilmem gece yani en azından o Fenerliğine şey vardı ya, İtalya'ya gitti, geri döndü. Salih. Salih uçak. Yani bu çocukları gelirken aileler falan yalnız başına bırakmasa, o kadar para aldım madem. 20 yaşında çocuk, annesi babası bıraksın işini gücünü, o çocukla bir ev tutsunlar İstanbul'da, bir aile hayatı olsun. Çocuk o kadar parayı buluyor, şan şöhret, isim bir de bilmem ne yapıyor, televizyonlara çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Şaşırıyor, dengesi bozuluyor. Vallahi sevgili Halil abi, yani bunlar dedim ya, başta da açıkladın ya, çok güzel bir cümle bu. Aklın yolu bir. Evet, aklın yolu bir olduğunda, bu her noktada ataerkil aile sistemi ve ailede üç kuşağın olması önemi büyük. Evet, tamam mı? Ailesi, annesi, babası, onu... Yine birisinden sana bir örnek vereceğim. İlhan Cavcav ligini oynuyoruz. Evet. İlhan Cavcav'ın bıraktığı şu kadar yıllık, 40 yıllık Gençler Birliği'nin... 40 senedir. Evet. 40 yıllık Gençler Birliği'nin seremonideki hayatından, hayatından daha önemliydi Gençler Birliği onun için. Ben oradaki Demirtepe, Anıttepe'deki kulüp lokalinde yerini de bilirim, sahasını da bilirim. Şimdi oğlu duruyor. Şimdi bak, İlhan Cavcav'ın başkanlık özelliğini, takımla var olma hayatını oğlu taşısa bile o havayı veremediği için Gençler Birliği şimdi düşmeler oynuyor. Evet. Tamam mı? Yine mesela bir teknik direktör değişikliğine gitti. Ümit Özat orada Gençler Birliği'nde Fenerbahçe'ye gelmişti. Evet. Bir birlikteliği yakaladılar. Eski gençler. Yine aynen Ümit Özat geldi. Bir şeyler bu yine kıpırdanmaya başladı. Buradan şunu aktarmaya çalışıyorum. Yani inanç, karakter, yapı, para şekli bozmamalı. Bozmamalı. Şimdi Aykut'u ele aldığında Fenerbahçe'de gol kralı olmuş. Evet. Sakarya'dan gelmiş. Onun ekibi beraber abi, geldiğinde abi, şeref. Çok güzel. Sakarya'dan gelmiş ama Aykut Türkiye'nin belki ilklerinden üniversite mezunu, kendini yetiştirmiş çocuklarından birisi. Ama ortaokuldan terk, liseden ayrılmış, ortaokulu yeni bitirmiş, mezun olmuş. Çocuğun daha bir ufku yok, bir hayatı yok, kitap okumamış, kendini geliştirmemiş ise çocuk, o zaman ailesi de gelecek, o çocuğa sahip çıkacak, o çocuğa yol yordam gösterecek. Yani şimdi yeni şeyler çıkmış aslında. İşte yaşam koçu diyor, bilmem menajer diyor mesela. Ona ne yapacağını kulağına fısıldayan. Başarı yani başarının... Ama onu da para babası gibi görmeyen, abi, yani bir büyüğü, işte, aileden birisiymiş gibi abi, gerekirse, yanında abi, gerekirse olan. Gerekirse parayla o, öyle bir adam... Yaşam koçu parayla tutsa dahi, mesela babasından korkmadığı halde ondan korkuyor. İşte, yani sevginin getirdiği korku. Yani darmızat altında değil. Onun verdiği taktikler uygulayacaksa başarılı yani, olacağına inanır. Mesela yani, şimdi başarılı olması için şimdi Avrupa'da futbolcumuz oynayanken bir tek Arda var. İyi birlikte oynuyor ama mesela şimdi Arda buradan vadisini alıp gitseydi o Fenerbahçe Salih gibi geri dönerdi. İşte, Fener'in bir tane daha vardı ne Fener'in? Tuncay mı? Tuncay Şanlı mı? O da gitti, geri döndü. Şimdi ama geçen gün bir yerde okudum. Arda etrafında 6 kişi varmış Arda'nın. 6 kişilik bir ekibi varmış. Biri evinde yemeğini pişiren aşçısı, bilmem işte menajeri, bilmem yani yardımcısı filan. Kendine orada yabancı bir ülkede destek görmeden başarılı olmaz abi. Şimdi bence, sevgili Halil abim, ben değerli izleyicilerim, cümlelerimizden inşallah sıkmıyoruz sizi. Sıkmamamızın da amacını söylüyorum. Ara vermeden bu heyecanlı programı devam ettirmek istiyoruz. Çünkü konularımız çok. Aslında nereden nereye söyleyeceğimizi de bilemiyoruz. Mesela
sezon başında bir yere geçtik, oradan şuna gelmek için söylüyorum. Sezon başında acaba stat yetişecek mi? Sıkıntı olacak mı? Acaba iyi oldu mu Gölcük Spor'un stadını söylüyorum. Şimdi biz Gölcük Spor'un stadını oynarken yani öyle elemanlar yetiştirmiş ki bu Türk Milli Takımı'na gelen eskiler adına, örnek futbolcular adına, işte baba Şerefler, baba Tarıklar, efendim hakkı yetenler, yani ya bunlar tesadüf olan şeyler değil. Evet, tabii. Tamam mı? Söyledim. Şimdi Arda, yani ben annesi, babası, şimdi evli de değil. Arda 2 senedir yedekte bekliyor. Barcelona'da ilk 11'in içinde değil, yedeği de almıyor. Hoca, i̇şte, şimdi gönderseler şu kadar para, evet. birisi de alsa o kadar parayı, diyelim ki atıyorum 30 milyon dolar anlaşma var da 15'i verene vereceğiz. Böyle bir parayı verip de onda da oynamayacağını. Abi oynamayan adama zaten kimse talip olmaz ki. Şimdi bir de maçlarını takip edecek ki talip olacak ya. Maçlarını takip etti. Milli takımda da oynatmadılar. Sonra tekrar milli takımı aldı Fatih Terim. Son işte ikinci yarı oynamadı. İşte 15-20 dakika oynadı çıktı. Bunu da takip ediyorlar. Karakter açısından, yapı açısından her özelliğini Batı her şeyle takip ediyor. Takip ediyor. Bir de bugün nereden bakarsan bakalım Avrupa'nın da dünyanın sayılı takımlarından mutlaka aldığı futbolcuyu satarken kar etme amacına yönelik transfer ediyor. O hocam yapıyordu işte. Afrika'dan 3 kuruşa getiriyordu, oynatıyordu. Sonra Avrupa'ya satıyordu. Yani şimdi benim dikkatimi çeken nokta, Fatih Terim Arda'yla görüşüyorlarmış. Bir spor haberi de olsun bu arada, onu da söylemek adına. Buradan şunun için söylüyorum. Yani birilerinin ilgisiyle bizim Gölcük Spor'da geldiler ya, Mehmet Ağar eski bakanlarımızla, hem de Galatasaray Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda. Tabi burada kulakları çınlasın. Bugün programımızda görmek istiyorduk. Yoğun çalışmaları dolayısıyla Haluk kardeşimiz inşallah bir program alacağız. O da meşhur Beşiktaş hastası, ustası. Benim hakem kardeşim. Kongre üyesi. Aynı zamanda Beşiktaş'ın kongre üyesi. Bu aralarda da Beşiktaş'a bir ayrı transfer işleri çok yoğun oluyor. Mesela Allah yoluna bahtını açık etsin. Avrupa kültürünü almış futbolda Cenk. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş'ı da Avrupa'dan genç olarak geldi. Ve dün nasılsa bugün aynı futbol oynuyor. Yarın aynısı inşallah devam eder Avrupa'da da. İngiliz takımı meşhur Everton'la bir anlaşması olmuş. Evet. 25 abi, milyon dolar hesabıyla görüşmeler yapılmış. Yani şimdi işte bak, Cenk Gaziantep'te oynuyordu, biliyor musun? Evet. Yani oradan Beşiktaş'a geldi. Dolayısıyla ben şimdi Şenol Güneş'i de biliyorum. Meslektaşımdır. Edebiyat öğretmenidir. Yani onlar yani belli bir tahsil falan alan insanlar kendilerini bozmuyorlar. Yani. Ama adam cahilse bir anda da cebine hayallerinin çok üstünde para konup da İstanbul sokaklarına salın verince adam şaşırıyor ne yapacağını. Şimdi buradan da yani ben şimdi kaleci Sercan Yılmaz oynadığı maçlarda maç başına bir gol yedi. Genç çocuk, Değirmenlere Spor'dan getirdiğimiz bu kaleci, o değil. Kalecinin yedeğiydi. Yedeğiydi. Dolayısıyla Sercan kardeşimiz tabi acaba bir değişiklik olur mu? Hani gol ortalaması düşer mi? Veya gol atarsa gol yememe meselesi. Biz hem gol attık hem de gol yedik. Evet. Artı mesela isimlerden ben Berke de beni çok etkiledi. Benim idolümdü. Evet, genç çocuktu. Ben de çok seviyorum. Evet, 5. 6. maçtan sonra düşüşler başladı. Şimdi bunları konuşmadan ziyade zannediyorum zaman da kısalmadan en azından bizim Ramiz Soydaş'tan da bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Ramiz Bey bir anda istifa etmesini açıkça içime sindirmedim. Sindiremedim. Niye içime sindiremedim?
Ramiz hocamı ben uzunca yıllardır tanıyorum. Biz de tanıyoruz. Ben evet. tanıyorum hocam. Anında ben çok sevinmiştim. Evet. Yani aynen ikimiz aynı yani burada uzun diyorlardı. Buranın insanı. Evet. Bizim yapımızı bilen. Takım çok önemliydi. Eli ayağıyla orada olan, yine sokakta, çarşıda, pazarda karşılaşacağımız, selamlaşacağımız bir insan. Yani işini bitirince vazgeçip toplayıp gidecek bir insan değil diye ben anlaştığımda sezon başında çok sevinmiştim gerçekten. Ama yani, kaç, 6 maç mı? 6 hafta sonra. Ya şimdi tabii yani başarısızlığından değil. Hatta hatırlar mısın? Deplasman'da 2-1 galip gelmiştik. Evet. Evet o şey, maçın ne? İstanbul Erok Spor'u yenmiştik. Erok Spor'u yenmiştik. O maçın akabinde istifa geldi değil mi? Evet. Peki istifa ile ilgili duyumlarımıza göre herhangi bir bilgi var mı? İşte buraya gazeteye yazmışlar hocam. Kaleci antrenörünün, yönetim kurulunun kaleci antrenörünü göndermek istemesine tepki koyan Ramiz Soydaş beklenmedik bir şekilde görevinden ayrıldı demiş. Şimdi ben orada edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Kısmen söyleyeceğim. Evet. Şimdi peki yani teknik direktörün ekibiyle birlikte geliyorsa anlaşmalarında teknik direktörü yönetim kurulu bir kararı alırsa kaleci antrenörünün de yanlış davranışları olarak basından da açık olarak yönetimin de açıklamasını beklerdim. Sen duydun mu böyle bir şey? Ben duymadım. Bilmiyorum yani. Peki böyle bir açıklama yoksa şimdi adını ne koyduk ki? Sezonu daha 3. 5. maçı hesabıyla yeni yeni daha kendimize gelecekken kaleci antrenörü. Hocam da en yakın çünkü kale 1+10. Evet. Öyle değil mi? Kaleci takımın yarısı da. Yani 1+10. Yani kaleci yoksa kale takım ne kadar oyun oynarsa oynasın. Evet. Yani hatırlar mısın bir gene Süper Lig'de bir maç vardı. 2-2, 3-3, 4-3, 4-3 son anda bir tane sattı paçayı kurtar. O zaman demek ki kimin maçıydı bu? Kalecilerin maçı. Sen ne kadar gol atarsan at, kaleci sağlam değilse. Değil mi? Yani. Şimdi kaleci antrenörünün hadi gel kenara denilmesi için yönetim kime yetki verdi? Yönetim kendisi mi karar aldı? Bundan da bir duyumun var mı? Yok, yönetim karar almış, kaleci antrenörünü göndermiş. Bence yönetimin bir hatası. Yani ama ben yönetim de orada iki kişinin cümlesiyle olduğunu duydum. Yani yönetim derken işte kaleciden sen sorumlusun. İşte efendim müdafaa hattındakinden sen sorumlusun. Böyle bir şey mi? Öyle, yoksa öyle mesela öyle olmaz hocam benim bildiğim. Yani kulüpte bir şey olur, genel kaptan olur. İşte eskiden Adem Erlibeş'in bulunduğu belki takımın tamamından sorumludur. Abisidir. Eksiklerini görüp yönetim abisidir. Her şeyle ilgilenir. Gerisi takımın birisi salon sporlarına bakar, birisi bilmem işte federasyondan ilişkilere bakar, birisi bilmem neye bakar. Yani takımın tamamından bir yönetici sorumludur. Yani yok defansa sen sorumlu bilmem. Hücum hattıyla şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun? Yani, acizane yok, ben biz bunu evet. Espri olarak söyleyince izleyicilerimiz de gerçekten öyle sanmasınlar diye araya girip bir düzeltme. Evet. Şimdi acizane ben Değirmenleri Spor'da 15 yıl yöneticilik evet, yaptım. Yani sen daha evet. iyi bilirsin. Ben. Şimdi ne olursa olsun bizim her daldan yetkili olan bir kardeşimiz de olsa yönetim kurulunun ortak hesap noktası vardı. Herkes evet, eteğindeki taşları orada döker. Eksiklerini, fazlalarımızı birisinin görüp birisinin göremediğini. Çünkü biz tabii. bir yönetimle takımız. Takımla evet, yönetimiz. Evet, tabii. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Eksiklerini, fazlalıklarını orada rütüş yaparak sistemi alırız. Ben mesela Değirmenlere Spor'a da buradan selam olsun. 15 yıl yönetici olmuş. Sen mesela nereden sorumluydun yönetim kurulundayken? Futbolla beraberdik, Halit Bey'le beraber. Sonra beni dediler ki benim şimdi hakemliklerim de var ya. Salon sporlarına da 3 dalda da hakemliğim vardı ayrıca. Salon sporlarından da. İl Genç Spor İl Müdürlüğü ile beraber acizane 2 defa Genç Spor İl Müdürü oldum ben. O hesaptan da spor adamlığı vasfımdan da
oradan ilişkileri yani sürdürebilmek adına Salih sporlarından başkanlığına kız voleybol takımını Türkiye'nin spor ligine, süper ligine çıkarttı. Aynen. Aynen. Evet. Senin döneminde değilse de benim dönemimde. Benim dönemimde birinci lige oldular. Ben o birinci ligde yoktum. İşte yani ama temelde sen... teknik direktör benimdi. Birinci ligde benim teknik direktörüm yoktu. Yani işte takımın evet. Defasından sonra... takımın %50'si benim öğrencilerimdi. Evet. Atatürk ortadan Türkiye derecesini yani almış voleybol takımımdı. Yani işte bu altyapıdan, ortaokul öğrencilerinden o takıma gelerek en üste kadar voleybol birinci lige kadar yükseldi. O takımda oynadılar ve gururla, şerefle söylüyorum. O takımda en az 10 tane belediyeci öğretmeni var. Yani ayrıca aynı zamanda yaşlandıklarında ellerinde bir emeği, hüneri ve işi olan, üstelik de topluma hizmet edecek bir meslek dalı. Milli takıma kadar yükselen var. Milli takıma var. Evet. Aynen sizin arkadaşınız da çocuğu. İki kızımız var bizim. Evet. Cansu bir tanesi daha söyle. Onu hatırlayamadım. Zeki Bey'in kızı bir tanesi. Evet. Tabii. Şimdi bak ne güzel. Şimdi ben nerelere götürdüm. Hani bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Tabii sizin çok bilmeniz de bir şey gerektirmiyor. Yani karşıda sizi anlayacağı kadar sizin çok bilmeniz fayda. Hocam siz madem orada yönetimde bulunduğunuz o Fenerbahçe Galatasaray'lı kızlarla bizim değerli kızları maç yapacak seviyeye getiren yönetimin içindeydiniz. Evet. Orada bir sene kaldık, düştük. Daha uzun süre kalabilirdik bence. Şimdi o yönetimde ben bir şey anlatayım. Anımı çok basit. Yanılmıyorsam Galatasaray maçına, deplasmana gidecek takım. Ben de o zaman Kırmızı Kocaeli Gazetesi'nde çalışıyorum. Bir izin günüm, cumartesi günü geldim. Dediler İstanbul'a gidecek takım. Gelmek ister misin? Gelirim tabii dedim. İstanbul'a takımı desteklemeye gidiyoruz. Bizim kızlarımız Galatasaray'la maç yapacak. Yönetim kurulunun içinde abi, inan buna, ben o zaman o kadar üzüldüm ki. Yönetim kurulundasınız işte 5 kişi, 8 kişi neyse. O gidecekse ben gelmem diyor başkana birisi. Ya yönetim, siz yöneticisiniz ya, ikinize gidin. Yani böyle sen ben kavgası, halbuki o zaman güzel bir sponsor bulmuştu. Polisan, evet. Filli Boya. Evet. Çok güzel bir sponsorumuz vardı. Takımın o birinci ligdeki takım iyi yönetilmediği ve hocanın bazı hatalar nedeniyle bir senede düştük, halbuki düşmeyebilirdik o sene. Sen daha detaylı bilgin vardı. Şimdi sevgili abim, yani kökten alıyorsunuz, bir evladınız olarak büyüte getiriyorsunuz. Evet. Takım evet. Böyle zaten. Evet. Yani büyüttüğünüz evladının da her noktasını, acısını, tatlısını, heyecanlarını, özelliklerini duyarak, yaşayarak devam ettiriyorsunuz. Bunu böyle hatır gönüle yanınıza alacağınız yöneticiler olsun. Efendim, vitrin yapacağız diye takımla ruhu uyuşmayan teknik direktörler olsun. Hmm. Çok zor. Yani şimdi bazen birileri, kardeşlerim itiraz ederler ya. İşte teknik direktör diyor ki benim mantaliteme uyacak futbolcularla ben takımımı sahaya çıkarım. Hmm. Veya öyle bir oyun düzeni kurarım. Bundan da anormallik görmemek gerekiyor. Yani şimdi mantalite derken tabii ki dünya sporunu hangi kademede mücadele ediyorsanız o sporun özelliklerini anlayamazsanız, o sporun özelliklerini anlayamazsanız o işi yapamazsınız. Tabii. Yani şimdi bir de futbolcu kavramı olsun, sporcu kavramı olsun, genel anlamda düşündüğünüzde ruh yapısı beden yapısıyla örtüşecek, beden yapısı ruh yapısıyla örtüşecek. Yani kazanma ruhunu
nerede olursa olsun, hangi meslekte olursa olsun, hangi alanda olursa olsun veremiyorsanız bir kere yönetim kavramında zaaftasınız. Verdiğinizde sporcu veya evlat nereden bakarsanız bakın. Bunu da alamıyorsa, o ruhu da alamıyorsa verdiğiniz emeklere yazık oluyor. Evet. Dolayısıyla bunu örtüştürecek, her iki yönden destekleyecek insanlara ihtiyacımız var. Nerede olursak olalım. Şimdi bir de benim tanıdığım, yani şimdi burada bakıyorum, Enes Cebeci diyor ki bir dakika bile süre almadan takımdan gitti. Bunu şimdi kim yani, aldı? Alırken izledi mi? Ne kadar performansını değerlendirdi? Yani bütün bunlara baktığımızda Halil abi, ben mesela Değirmendere Spor bölgenin de çıkışını yakalayacaktı. Ama spor hayatımda bunu açık ve net söylüyorum. Spor hayatımızda müsabık alanlarda nerede gördüksek görelim. Değirmendere'de bir müsabakan varsa birinci oldun. Gölcük'te de müsabaka yaparsan Gölcük geçemezsin. Geçersen eğer Kocaeli'de derece yapıyorsun. Evet. Gölcük kendi içinde mücadele etme özelliğini bir tarafa bırakmak zorunda. Şimdi bırakmak zorunda. Hocam yönetmenimizden son birkaç dakikaya girdiğimiz uyarısını aldık. Şimdi özet olarak bir sürü konuştuk. Birçok örnekler verdik. Ama neticede bir gerçek var şu anda. Puan cetvelinde düşme çizgisinin bir üstündeyiz. Bundan sonra ne yapılmalı? Hemen birkaç dakikada ben bir fikrimi söyleyip bu konuda senin de fikrini alıp bununla bitirelim isterseniz. Affınıza sığınarak siz Ali kardeşimizin yokluğunda moderatörlüğü siz yürütürken ben balıklamadalık bu şeyi ama, yapayım. Ama aklın yolu bir ya burada da televizyon programımız olarak olsun. Gözlük sporumuz böyle kabus gibi ilk yarı diye gazeteci arkadaşlarımız şey yapmışlar. Başlık atmış. Başlık atmışlar. Doğrudur. Kabus gibi oldu hakikaten. Şimdi bundan sonra ne yapılmalı? İkinci ligin ikinci yarısı bence bu sene kimse kimseyi aldatmasın. Gölcük Spor biraz şöyle ortalara çıkıp düşme endişesini bize yaşatmadan bu sezonu bitirsin. Benim şahsi görüşüm ve temennim. Bitirsin derken bunun içine ne gizli? Bu cümlenin içine bir şey gizli. Onu ben yani arama. Düşme tehlikesini yaşatmasınlar bize. Yaşatmaması için ne yapması gerekiyor? Oynamadan futbol kazanılmıyor. Gol atmadan da futbol kazanılmıyor. Şimdi gol yemeden futbol da kazanılabilir. O da etkili. Şimdi bu sene biraz gayret sarf ederlerse, biraz iyi çalışırlarsa çünkü şanslı bir gruptayız. Son iki takım hakikaten çok erken havlu attı. Şu anda takım kapta mı? Kampta. Kampta. Orada hazırlıklar neye göre yapıyorlar? Mutlaka Kaygan Hocam bu söylenilenlere en azından bizi de izliyorsa yani, buradan selam olsun. Herhalde. Buradan selam olsun. Ben kırmak dökmek adına söylemiyorum. Tabii ki. Biz de kırmak dökmek. Evet yani kolaylıkları sağlamak adına, takımla bütünlüğü sağlamak adına en azından bir 15 günlük ikinci yarı başlamadan önce futbolcuları tanıma adına herkesin özelliğini bilerek sahaya da çıkaracağı yani şimdi ilk 11'de değil mi? İyi futbolcular anlamda değil. Hepsi iyi olacak. Hepsi takım adına komple başarı gösterecekler. Yoksa ben şuna da etkileniyorum yani. İyi kaliteli yedek. Yedeğin kalitesi olsa ne yazar olmasa ne yazar. Kaliteli olsa yedek olmaz zaten. Yani şimdi bu hani böyle kelimeleri yuvarlayarak insanımızı adapteyi yapacağız. Neye göre yapacağız? Bir zamanlar milli takım içinde şey, ne diyorlardı? Şerefli yedek. Yenilmişsin ya. Yenilmezsin. Şerefli şerefsizim mi o? yani işte onun için hani. Ama işte gazetecilikte kardeşim bir tane buluyor kelimeyi. Kimseye incitmeden. Ama incitelim yani. İncitelim ki onlar da Kocaeli içerisinde çok önemli bir kazanız. Gölcüğü incitmesinler.
Abi tabii yani kulüpler bir kurumdur. Kurumlar her şeyin üstündedir. Yani hiçbir şahıs kulübün, kurumun üstünde olamaz. İsim olarak, yani şimdi, yapı olarak. Aynen. Evet. Şimdi bu seneyi böyle geçirip bence buradan tavsiyem, temennim, dileğim bir dahaki sezonlarda da çok büyük borçlanıp çok büyük futbolcular transfer etmeyelim. Dediğimiz gibi Kocaeli'deki bütün amatör takımları izleyerek amatörden futbolcularımızı toplayıp 3-4 profesyonel futbolcuyla takviye edip içimizden kendi çocuklarımızın yetenekli olanlarını, şimdi hatır için bu bizim çocuk, bilmem Gölcüklü bir tane çocuk niye oynamıyor diye sormayalım. O hak etmiyorsa oynamıyordur ama bütün Kocaeli'den yetenekli olan genç çocukları toplayıp takımı ondan oluşturalım. Taraftarlarımız da biz Gölcük Spor'dan önümüzdeki sezon için başarı beklemesin. Şimdi ama 3 sene, 4 sene sonra planlama yapılsın. Hemen o cümleye bir örnek söyleyeyim. Mesela Körfez Belediye, hele ki Yıldız Spor'dan alınarak profesyonel yapılan Sefa var. Hı. Bir dakika bile oynamadı, gitti. Acaba biz bunu profesyonel yaptık, çocuğun aleyhine mi olduk? Aleyhine mi olduk onu bilemiyorum. Niçin bir dakika oynamadı onu da bilmiyorum. Ya işte böyle sürprizler de olmadan takıma adapte olmayacak, abi, tam oturacak, işte uzunca yıllar hizmet edecek sporcular da şimdiden başlayarak işte abi dersek, onu eklersek. İzleyerek ama şimdi birisi bilmem Körfez Belediyespor'da birisi var, hadi hatır için bilmem alalım, bilmem kimin yeğenidir bir çocuk alalım falan diye mi alındı? Yani tam almış hikayesini bilmediğim için. Şimdi bunlar basına yansıdığı için azıcık işte yani manşet, belki de affetmediği şekilde alındı yani. Manşet olduğu için ben bunu söyledim. Evet, yoksa tabii Sefa kardeşimin aleyhinde olmak adına değil. Evet, yani yazık, hem o kardeşimize yazık hem Gölcük Spor'a yazık. Şimdi yani onu gönderildi. Nereye gönderildi? Onu zaten kimse de almaz bir de alın. Niye almaz? Oynamamış ki. Oynayan futbolcuyu birisi takip edecek de alacak. Yani görecek, beğenecek. Arda dediğiniz gibi, evet. Yani yedek kulübesinde oturan kişiye kim talip olur? Yani nasıl oynadığını... Yani kaliteli yedek olması bir şey değiştirmiyor. Kaliteli yedek olması... Sonra kaliteli yedek kimdi mesela? Benim aklıma ilk gelivere şeydi, Fenerbahçe Semih. Ama milli takımın şeycisiydi. Hem milli takım hem de yani 72 dakikada girdi mi gol atıyor. Giriyordu. Gol kralı oldu o sene. Evet. Her maçta 72 dakikada giriyor. Ama işte inanç var, ideal var. Demek ki bir örnek. Tam profesyonel i̇şte adam. İşte evet. Tam bir çıkmıyorum. Ne sanmıyor kendini. Nöbetçi golcü diye geçiyor. Yani. Evet. Öyle olmalı. Değerli izleyiciler, söylenecek sözler çok aslında. İşte biz burada Halil Bey'le Gölcük Spor'u enine boyuna, kenarına, köşesine masaya yatırmaya çalıştık. Bu masanın üzerinde de hiç kimseyi kırmadan, dökmeden düşüncelerimizi... Daha yerimiz Gölcük Spor'un daha iyi yerlerde olması. Aynen. Söylemeye çalıştık. Daha iyi yerlere gelmesi için de umut ettik, ediyoruz. Hala bu umudumuzu tüketmiş değiliz. Evet. Halil Bey'in de söylediği bir cümle var. Bizim isteğimiz bizi üzmeden, ligin de şöyle ortalarında bitirerek, bize kabusu yaşatmadan gelecek yıla, bu yılın da 3 sene sonrasına planlama yani, yapılarak örnekleri de yaşayarak, evet, çok iyi bir Gölcük Spor'un temellerini atmaya yönetim olarak çalışacaklarına inanıyoruz. İnşallah temenni ediyoruz. Ama buradan da bizi izleyen sevgili izleyicilerimize, kulaktan da duyanlar olanlar da olabilir. Onlara da Gölcük Spor'u yalnız bırakmadan tribünde bütün maçlarını takip ederek taraftarlık ruhunu da devam ettirmelerini istiyoruz. Taraftar olur zaten. Taraftar diyorsun değil mi efendim? Çok iyi giden takıma taraftar herkes olur. Evet. Yani sıkıntılı günlerde taraftarımız olmalı. Aynen. Göztepe mesela şu anda
Süper Lig'de bilmem üç büyükleri zorluyor. Amatörü Bal Ligi'ne düşmüştü. Bal Ligi'nde 5000-6000 kişi oynuyordu. Taraflar o taraftar işte yani. Evet. Hakikaten en dipteyken bile sahip destekliyorsa diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yani buradan takımı kaderde kıvançlı ortak tasada bir araya getirecek seyircilere de ihtiyacımız var. Mutlaka. 12. adam diyoruz. Evet. Bir de şunu dikkatimi çekti. Seyirci açısından da resmini çektiğimizde bir protokol alanında orta tribünde oturanlar var. Biraz da yan tribünde oturanlar var. Yani 35 ile 45 yaşlar arasında değerlendirerek baktığımızda görüyoruz. Ama yan tribünlerde gördüğümüzde 10-15 yaşlar arasında 15. seyirci var. 15. Yani Gölcük Spor'un da ben inanıyorum ki Gölcük'e yakışan seyircisi var. Kırılanlar, dökülenler olabilir. Kırılmayacak. Bu takım bizim takımımızsa. Biz bugün yani takımı halkla daha kucaklaştırmak daha olmasını şey. Ben taraftarın da gelene kucaklaşma yapabilir. Gelmezse kucaklaşmasını dışarıda görmenin yani, bir anlamı yok. Yani taraftarı tribünde de görmek istiyorum. Taraftarı tribüne çekmenin de bir yolları araştırılmalı ben de istedim. Dolayısıyla biz enine boyuna sonuna kadar Gölcük Spor nasıl olmalı? Nasıl Gölcük geleceğe taşınabilir, güzel futbolunu izleyebiliriz diye konuştuk. Sürcülisan olduysa Apo'la, Ali Bey'in yerinde moderatörlüğe soyundum. Bunu da devam ettirirken inşallah kırılmamıştır diye düşüncesiyle Gölcük Spor yönetiminin de buradan başarıların devam olmasını diliyoruz. 2018 yılı hepimize başarılar getirsin. Değerli abim, kardeşim Halil Küçükparlak'a da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bize emek veren Ferhat Tosun kardeşime de emeklerinden dolayı da teşekkürü etmeden geçmeyeyim dedim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz efendim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.